Eri TV ekranlarından herkese merhaba. Tercih Rehberi programının yeni bölümünde Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Osman Sönmez hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam öncelikle sizi tanıyalım. Evet, belirttiğiniz gibi Ziraat Fakültesi'nin dekanıyım. Profesör Doktor Osman Sönmez. Ziraatçı kimliğimiz liseden başlıyor. Lise eğitimimizi Tarım Meslek Lisesi'nde aldım. Lisans Gazi Osman Paşa Ziraat Fakültesini bitirdim. Daha sonra yurt dışı master ve doktorayı Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 yıl kalıp yüksek lisans doktoramı orada bitirdim. Dönüşümüz Harran Üniversitesi'ne mecburi hizmet için dönmüştük. 10 yıl Harran Üniversitesi'nde mecburi hizmetimizi tamamladıktan sonra memleketimiz dedik Kayseri'ye. 2014'te Kayseri'ye geldik ve 2020'de de dekan olarak atandık. Şu an 2,5 yıldır Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi dekan olarak görev yapmaktayım. Hocam dilerseniz öncelikle Ziraat Fakültesi'nin tarihçesiyle başlayalım. Evet, Ziraat Fakültemiz Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi oldukça yeni bir fakülte. 2005 yılında kurulmuş, ilk öğrencisini 2008 yılında almıştır. Tabii dışarıdan baktığınızda ziraat dediğinizde sadece tek bir alanmış gibi düşünülüyor. Ama nasıl bir doktorun, göz doktoru, işte dahiliye, cerrah birçok alanları var ise ziraatta da farklı farklı bölümlerimiz var. 2008'de tarla bitkileri, zootekniği, bitki koruma, bahçe bölümlerimiz kurulmuş. Daha sonra ilerleyen zamanlarda da diğer bölümlerimiz kurularak şu an 7 tane bölümümüz bulunmakta. Bunlardan bahçe bitkileri, bitki koruma, biyosistem mühendisliği, biyosistem, tarla bitkileri, tarım teknolojileri, toprak bilimi ve bitki besleme ve zootekni bölümü olmak üzere toplamda şu an aktif olan 7 tane bölümümüz var. Tabii bu bölümlere baktığınızda bahçe bitkileri adı üstünde bahçe, yani meyve ve sebze ile ilgilenen bir bölümümüzdür. Bitki koruma dediğimiz bitki koruma hastalık ve zararlılarla uğraşır. Bu konuda uzmanlık alanları vardır. Biyosistem dediğimiz tarım alet makinaları, sulama ve enerji bölümlerinin birleşerek oluşturduğu bir bölümdür ile ilgilenen, yani buğday, arpa, şeker pancarı bunların üzerine fokus olmuştur. Toprak bilimi ve bitki besleme ise topraktaki toprak analizlerini yaparak topraktaki eksik veya fazla bitki besin maddelerini kontrol eder, gübreleme tavsiyelerinde bulunur. Bu alanda yeni gübreler geliştirme konusunda çalışırlar. Zootekni de adı üstünde hayvan yetiştirme olarak adlandırıyoruz. Şu an 7 tane aktif bölümümüz var Erciyes Üniversitesi'nde. 3 tane de şu an için açmış olduğumuz fakat aktif olmayan peyzaj mimarlığı, tarım ekonomisi ve süt teknolojileri 3 tane bölümümüzde henüz açmadık. Öğretim üyesi eksiğimiz sebebiyle. Hocam tercih dönemi yaklaştı. Tercih yapacak öğrenciler neden Ziraat Fakültesini tercih etmeli? Evet, güzel soru. Niçin Ziraat Fakültesini seçmeli? Yaşamış olduğumuz bir pandemi dönemi var. Aslında bu pandemi dönemi bizlere neyin ihtiyaç olduğu, neyin ne kadar acil olduğu konusunda bazı ipuçları verdi. Gıda ve arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Zaten devletimiz de bunu gördüğü için şu an Ziraat Fakültesini tercih eden öğrencilerin, bölümlerin ilk üçüne giren kişilere karşılıksız olarak 4 yıl boyunca 1000 TL burs veriyor. Yani bizim şu an Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin 7 tane aktif bölümü var öğrenci alan. İlk 3'e verdiğine göre 3 kere 7, 21. 21 tane öğrencimize okul hayatı boyunca, 4 yıl boyunca 1000 TL'den burs imkanı var. Dolayısıyla ziraatı bu yüzden seçmeleri çok çok önemli. Dediğimiz gibi gıda arz güvenliği gerçekten çok önemli bir mesele. İkincisi, neden Erciyes Üniversitesi diye
düşünecek olur isek, Times web sayfasına girdiğimizde research alanında, yani araştırma alanında Türkiye'deki ziraat fakültelerini sıraladığınızda, bunu fakültemin adına övünerek söylüyorum, 2019, 2020, 2021'in Türkiye'deki birinci sıradaki ziraat fakültesiyiz. 3 yıldır bu unvanımızı koruyoruz. Neden Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi? Öğretim üyelerimiz çok çok kaliteli. %50'ye yakını yurt dışı doktoralı. Dolayısıyla hiçbir ziraat fakültesinde olmayan bütün hocalarımızın katılımıyla tarım bilimleri adı altında İngilizce eğitim veren bir ortak bölümümüz var. Buraya yurt dışından da öğrenci alıyoruz. Şu an 50'nin üzerinde yurt dışından öğrencimiz var. Üstüne basarak yine söylüyorum, hiçbir ziraat fakültesinde Türkiye'de böyle bir şey yok. Sadece bizde var. Dolayısıyla hoca kalitemiz çok çok iyi. Türkiye'deki öğretim üyesi başına düşen yayın sayısına baktığınızda ortalamalar 0.35 civarındadır. Ama Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin ortalaması, son 2 yılı söyleyeyim, ortalaması 2'nin üzerindedir. Yani Türkiye ortalamasını bizler 6 ve 7'ye katlamış durumdayız. Dolayısıyla bu kadar yetkin uzman hocaların olduğu bir yerde eğitim almak ayrıcalıktır. Ayrıca bizim fakültemiz Erciyes Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi olmasına en fazla katkı veren fakültelerden biridir. Bunun için diyoruz ki Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni seçin. Türkiye'de ilk 3 yıldır birinci sıradayız. Ayrıca TÜBİTAK projelerimize baktığınızda 2020'de 17 tane projemiz geçmiş. 2022'de de şu an yine çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle bir tanesini vurgulamak istiyorum. 1004 projemiz var. Üniversite adına veriliyor bu proje. Rektör hocamız bizi çağırdı ve bu görevi bize verdi. Çünkü Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Erciyes Üniversitesi'nin 4 tane ayrıcalıklı bölümü var. Öncelikli alana giren. Birisi makine tasarım, diğeri aşı, üçüncüsü toprak bilimi, bitki besleme benim kendi bölümümdür. Ve bahçe bitkileri. Yani Erciyes Üniversitesi'nin 4 tane ayrıcalıklı, öncelikli alanından 2 tanesini Ziraat Fakültesi oluşturduğu için rektör hocamız da bu 1004 projesini siz hazırlayabilir misiniz dediler. Biz şu an hazırladık ve TÜBİTAK'a sunduk. 50 milyon bütçeli bir proje. İnşallah iklim değişikliğine karşı ne gibi önlemler alabiliriz? Bu konuda verdik ve bu projenin içerisinde 76 tane bursiyer yazdık. Yani her bir öğrencimize, yüksek lisans doktora öğrencimize yaklaşık 4000 lira civarında burs vererek biz 4 yıllığına bu projeyi geçirdiğimiz takdirde çok iyi iş imkanlarımız olacak. Dolayısıyla bütün bunları üst üste koyduğumuzda Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni tercih etmeleri, kendi açılarından iyi bir eğitim almaları için çok çok önemli. Tabii Erciyes Üniversitesi'nin de marka değeri de ortada. Ayrıca şehir olarak da baktığımızda Kayseri öğrenciler için ulaşımın çok iyi olduğu, neredeyse 15-20 dakikada her yere ulaşabileceğiniz bir şehir. Dolayısıyla Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni tercih etmeleri öğrencilerimiz için çok faydalı olacağına inanıyorum. Hocam, fakülteyi tercih eden öğrencilere fakültenin vaatleri var mı? Neler vaat ediyorsunuz? Vaatlerimiz aslında başladık şimdi şu an. Söylediğimiz gibi biz çok fazla TÜBİTAK projesi yazan bir fakülteyiz. Proje yazmanın amacı nedir? Projeyi yazdığımızda direkt biz öğrencilerimizi bursiyer olarak yazabiliyoruz. Lisans öğrencisini de, yüksek lisans öğrencisini de. Dolayısıyla bunlara biz hocanın takdirine kalmış 2000, 3000, gerekirse 4000 liraya kadar bursları yazıyorsunuz ve bu öğrenciyi, projeniz 3 yıllık ise 3 yıl boyunca destekleyebiliyorsunuz. Yani öğrencilerimiz sadece teorikte kalmıyor, aynı zamanda geldiği an direkt TÜBİTAK projelerine girerek pratiklerini de yapmış oluyorlar. Öğrencilerimize vaatlerimiz, alanında çok çok yetkin hocalarımız var. Bu konuda kendilerini çok iyi yetiştireceklerine inanıyoruz. Dolayısıyla çok kaliteli bir eğitim alacaklarını vaat ediyoruz.
İsterseniz iş imkanını da buraya bağlayarak devam edeyim. Ziraat fakültelerini tercih ettikleri takdirde Tarım Bakanlığı'nda bünyesinde devlette çalışabildikleri gibi bunlara biz devlet su işleri diyebiliyoruz. Tarım reformu olabiliyor, şeker şirketinde çalışabiliyorlar. Ama sadece devlette değil, özel sektörde de çalışabiliyorlar. Mesela toprak analiz laboratuvarları açıyorlar. Toprak analizleri yaparak laboratuvarda bir kazanç elde edebiliyorlar. Ayrıca kendi seralarını kurup gıda arz güvenliğine hizmet edebiliyorlar. Özelde danışmanlık yapabiliyorlar. Yani kendisini yetiştiren bir ziraat mühendisi devlete bağımlı değil, özel sektör ve kendi iş imkanını da kurabiliyor. Mesela tarım ilaçlarını satan bayilikler olabiliyor veya gübre bayilikleri, gübreleri bizim toprak bilimi ve bitki beslemede mezun olanlar bu tür yerleri de açıp özelde de gayet iyi bir iş imkanları var. Son olarak söylediklerinize ek olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? En son söylemek istediğimiz şu: öğrencilerimiz mutlaka tercihlerini yaparken bilinçli yapsınlar. Yani kulaktan dolma değil. Ben sizlere birkaç ipucu vereyim. Mesela nereyi tercih etmek istiyorsunuz? Diyelim ki Ege, Ankara veya Erciyes Üniversitesi. Lütfen üniversitelerin web sayfasına girip, ilgili fakültenin web sayfasına girin. Hoca kalitelerini kontrol edin. Bir hocanın ne kadar TÜBİTAK projesi var, ne kadar SCI, uluslararası yayını var. Bunları kontrol ederseniz ne kadar kaliteli bir fakülteyi seçip seçmediğinizi bilirsiniz. Yoksa kulaktan dolma olarak şu bölüm, bu bölüm demek yanlış olur. Seçtiğiniz bölümleri kesinlikle bilinçli olarak seçin. Aksi takdirde gittiğinizde gördüğünüz kalite ile beklediğiniz arasında fark oluşur ve gerçekten bu da zamanı geçmiş bir tercih olur. Biz onun için şu an diyoruz ki seçim yapmadan önce iyi araştırın, web sayfalarına girin, gerekirse gidin ilgili üniversitenin ilgili fakültesini gezin ki biz açığız. Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tercih yapacak öğrencilerimiz buyursunlar, gelsinler, biz fakültemizi gezdirelim, laboratuvar imkanlarımızı gösterelim, seralarımızı gösterelim ki onlar da gönül rahatlığıyla tercihlerini yapabilsinler. Teşekkür ediyorum. Hocam. Tercih Rehberi programında bugünkü konuğumuz Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Osman Sönmez hocamız vardı. Değerli bilgileriniz için teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.